Sizden bir şey rica edebilir miyim? Buyurun tabii. Yürü çok genç. Hiçbir hayat tecrübesi yok. Siz olgun bir insansınız. Onu incinmeyeceği bir mesafede tutacağınızdan eminim. Siz hiç merak etmeyin. Gülrü'yü asla incitmem. Teşekkür ederim. Yazıklar olsun. O adamın kemiklerini sızlattın ya. İki elim iki cihanda yakanda olacak. Kaçtı numarası. Al işte her şeye. Her şeye rehberden bakarsan. Alo. Duygu. Odadayım de bana ne olur. Cihan'cığım pasaportu yanında değil. Bu iyi bir şey. Korkacak bir şey yok ki. Yanlış mı düşünüyorum? Ömer'in öğrenmesi onu korkutmuştu. Şimdi de üstüne bu hamlesi paniğe kapılmasına sebep oldu. Bu panik dolu bir ilk tepki. O kadar. Evet eşyalarını toplamış olabilir. Ama dönecektir. Yapacağı başka bir şey yok Cihan. Parmağın var mı? Efendim? Ömer'in yaptıklarında parmağın var mı? Ben kardeşime bir söz verdim. Ve o sözü tuttum. Gürrudan gördüklerini benden göremezsin. İşe başlayınca babamı rahat edebileceği bir huzur evine yerleştirdim. Sonra kısa sürede işsiz kalınca kürkçü dükkanına geri döndüm. Allah'tan 2 aylık ücreti ödemiştim. Ya biliyorum tamam evde konuşacağız ama meraktan öleceğim Gürrü'ya. Ya bu bavul ne? Ne yapıyorsun bari onu söyle. Ne güzelmiş burası. Sakin, huzurlu. Ya bırak şimdi adayı. İnsan İstanbul'dan sadece yarım saat uzaklıkta olduğuna inanamıyor. Yani şehrin, bütün şehrin karmaşasından böyle 1000 ışık yılı falan uzaktayız sanki. Gürrü. Ay kokuyor bir de ya, mis gibi kokuyor. Yeter artık ama. Anlatmayacak mısın bana? Duygu ben kaçtım. Nasıl yani? Evden mi kaçtın? Evden. Cihan'dan, Ömer'den, herkesten, her şeyden kaçtım. Cihan'cığım, cam kenarında beklemek için biraz erken değil mi? Herhalde sadece birkaç saat için valizini toplamamıştır.
erteleyemeyeceğim bir randevum var ama erken dönerim. Sen de lütfen sakinliğini koru ve biraz Gürru'ya zaman tanı. Gülfem Hanım, benim yapabileceğim bir şey var mı? Gözün Cihan Bey'in üstünde olsun. En ufak gelişmede bana haber ver. Tabii Gülfem Hanım. Ömer, neredesin? İşim var Gülfem, yoldayım. Gürru kaçtı. Gürru mu kaçtı? Bavulunu toplayıp apar topar gitmiş işte. Ne diyorsun sen Gülfem? Panik yok. Pasaportu Cihan'da. Nereye kaçmış olabilir Gülfem? Bir fikrin var mı? Yok. Cihan onu arayacağını, yanına çağıracağını düşünüyor ama bence ortalığı kızıştırıyor. Birkaç gün herkesi panikletip drama prensesi rutinini yapıp geri döner bence. Gülfem ya dönmezse, karnındaki bebekle dönmezse ne olacak? Aa, senin babalık dürtülerin mi kabardı? Ah, çok hoşuma gitti Ömer. Allah kahretsin. Ya nereye gitmiş olabilir bu? Bunu bulmam lazım. Teşekkür ederim. Evet. Seni dinliyorum Gür. Gazetede yazanlar doğru mu? Doğru. Ömer babalık davası açmaya hazırlanıyor. Ama yasal olarak eli kolu bağlı. Ne sorduğumu biliyorsun Gür. Bebeğinin babası Ömer mi? Tabii ya. Nasıl düşünemedim? Sen o adamdan başkasıyla... Duygu. Gerçekten inandığım kadar dostum musun? Bu ne biçim soru şimdi Gür? O zaman lütfen artık o adamla ilgili konuşmayalım. Gücüm yok. Gerçekten gücüm yok. Tamam. Peki. Hadi Cihan'a haber versen. Hatta al benim telefonumu. Hayır. Nasıl yani? Cihan'a haber... Cihan'a haber vereceğim. Ama önce ne yapacağıma karar vermiş olmam lazım. Yürü çocuk. Biliyorum. Biliyorum hayatını alt üst ettim. Ama net bir karar vermeden onu arayamam. Cihan bunları hiç... Hak etmiyor. Cihan en başından beri ona yaptığım hiçbir şeyi hak etmiyor. Ama şu an bebeğimi düşünmeliyim. Şu an sadece bebeğimi düşünmeliyim. İşte böyle böyle manken oluyor adamlar. İki saatte çalışıyor. Baklavalar kolay yetişmiyor. İşleyeceğim baklavasını böreği. Kolay gelsin. Sağ olun. Oo Mert Bey. Arada bakıyorum da size. Performansınız on numara. Eyvallah hocam. Ya ben size başka bir şey soracağım. Burada bir arkadaş vardı. Hani yeni gelen müşterilere yer falan gösteriyordu. Burayı falan gezdiriyordu. He Ayça Hanım. Çağırayım onu. Yok değil. Niye kasıyorsam. Duygu ya. Duygu Hanım işte. Duygu Hanım yok artık. Yok artık derken? Ayrıldı. Eyvallah. Hadi sete devam. Şey. Bozma. Devam. Oo Mert Bey. Hoş geldiniz. Nasılsınız efendim? Hale Hanımlar da buralardalar mı acaba? Yok o bugün yok. Aa öyle mi? Hale Hanım'la biz konuşmuştuk. Bize birkaç tane üye yönlendirecekti sizin gibi ama... ...bu konuyla alakalı bilginiz var mı acaba? Ne zaman gelirler? Haberim yok vallahi. Hale Hanım'la konuşmuştuk ama biz bu konuyu. Ya bir dakika bir şey soracağım ben size. Duygu Hanım ayrılmış galiba.